Herkese merhaba, ben Sibel Tahtakıran. Bugün sizlerle Boğa burcunda 18 derecede gerçekleşecek olan yeni aydan konuşacağız, etkilerinden bahsedeceğiz. Eğer henüz abone değilseniz ve bu kanaldan da eğer yararlanıyorsanız ve benim anlatımımı da beğeniyorsanız lütfen abone olun ve herkesten her şeyden önce de haberdar olmak için de lütfen bildirim ziline dokunun. Şimdi elbette ki her yeni ay gibi Boğa'daki yeni ay da yeni bir döngünün bizlere başlangıcını işaret ediyor. Boğa demek istikrar demek, pratiklik demek ve duygularımızla konfor ve zevkle ilişkili olan, keyifle aslında özleştirilen bir burç. Şimdi bu yeni ay, bu yerleşik işaretin pozitif enerjilerini ifade eden kişisel hedeflere doğru bağlılık göstermek için gerçekten mükemmel bir zaman olduğunu gösteriyor. Hayatın böyle basit ve fiziksel zevklerinin tadını çıkartma zamanı da bunun için diyebiliriz. İyi yemekler yemek, doğayla ve bedenlerimizle bağlantıya geçiren tüm aktivitelerin keyfini çıkartmak için gerçekten müthiş bir zamandan bahsediyorum. Şimdi bu dönemde hayatınızda konfor ve güvenlik yaratmaya lütfen odaklanın ki hayatınızda kendi içinizde bir şeylere yer açın. Şimdi birazcık daha yavaşlama, şu anki ana odaklanma zamanı. Bir sonraki etkinlik veya aktiviteye acele etmeden burada ve şimdi kendinizi takdir etme zamanı aslında. Kendinizi güvende, rahat ve emniyette hissettiren şeylerin daha fazla farkında olma zamandır diyebiliriz. Bunu aynı zamanda paranız, finansal işleriniz ve kişisel eşyalarınızla da ilgili konfor ve güvenlik yaratma bu alanlarda ilişkilerinizde onlarla yeniden değerlendirme ve gerçekten sizi mutlu ve tatmin eden şeyleri aslında bir nevi bulma zamanında diyebilirim. Şimdi bu yeni ay gezegen Uranüs'le beraber aynı anda hizalanıyor ve usta görev ustası diye nitelendirdiğimiz Satürn gezegeniyle de çok uyumlu bir açıda değişim ve yenilik için ihtiyaçlarımızı dinliyoruz. Bu Uranüs zaten, ancak süreci saygıyla ve birazcık tutarlılıkla yönetmemiz lazım. Boğa bize geçmişten gelen işe yaramayan şeyleri de birazcık bırakmamızı da isteyecek. Bu güçlü boğa enerjisiyle hayatımızda çok önemli değişiklikler yapma şansına da elbette ki sahibiz. Şimdi gerçekten sağlam ve gerçekçi planlar yapma ve yeni başlangıçlarımızdan dolayı da ödülleri aslında toplama aşamasına giderken bir hizalanma zamanında diyebilirim. Şimdi bu yeni ayda sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kova yaklaşık 14 ile 22 dereceleri arasında kişisel gezegenlere veya noktalara sahipsiniz. Sizi çok daha fazla etkileyeceğini söylemek istiyorum. Sevgili Koç burcu ve yükselen burcu Koç olanlar için bu yeni ay sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Finansal kaynaklarınızla, yeteneklerinizle, böyle kendi öz değerinizle ilgili yeni başlangıçlar sizlere sunuyor bu yeni ay. Güneş ve ayın tabii ki bu alandaki birleşimi bu alanda taze bir enerji ve sizlere yenilik getirirken Uranüs'ün bu konumda da yer alması beklenmedik değişikliklere ve özgürlük arayışına da işaret ediyor. İkinci ev sadece maddi değerlerinizi değil, aynı zamanda kendinize olan güveniniz de tabii ki simgeliyor. Bu nedenle şimdi kendinizi nasıl gördüğünüzü ve kişisel değerlerinizi acaba nasıl arttırabileceğinizi de aslında bir nevi değerlendirme zamanı. Şimdi finansal yeniden bir değerlendirme yapabilirsiniz ama Koçlar için bu dönem finansal stratejilerini gözden geçirme ve daha sağlam bir mali temel oluşturma evet fırsatı sunuyor ama özgüveninizi de burada geliştirmeniz gerekli. Bütçeyi yeniden düzenlemek, tasarruf hedeflerinizi arttırmak ya da yatırım yapmak için yeni yollar araştırmak isteyebilirsiniz bu süreçte. Daha önce göz ardı böyle ettiğiniz ve yeterlice değerlendiremediğiniz özellikle finansal fırsatları
daha bir genişlemesine keşfetmek için bu dönem sizin için mümkün olabilir. Örneğin pasif gelir elde etmek için bir ek işe başlamak veya mevcut becerilerinizi geliştirerek daha yüksek bir gelir elde etmek için kurslar veya atölye çalışmalarına, workshoplara katılabilirsiniz tabii ki. Kişisel yeteneklerinizin aynı zamanda keşfini de gösteriyor tabii ki bu yeni ay. İkinci ev çünkü aynı zamanda bizim doğal yeteneklerimizi ve becerilerimizle de ilgilidir. Belki de sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek, yeni bir hobi edinmek veya mevcut yeteneklerinizi iş dünyasında özellikle kullanabileceğiniz şekilde dönüştürmek isteyebilirsiniz. Şimdi tabii ki bu özgüveninizi de arttırmanın yanı sıra size kariyerde de çok önemli, çok olumlu, güzel yansımaları olacaktır. Kendi işinizi kurmak veya freelance çalışma yapmak gibi de seçenekler bunların içerisinde tabii ki. Bu seçenekler de bu durumda çok da sizler için cazip hale gelebilir. Şimdi dördüncü evinizle de ilgili temalarda bu yeni ay sırasında tabii ki önemli olacak. Ev ve aile, özellikle köklerinizde olan bağlarınızı güçlendirmek sizi böyle daha yerleşik ve güvende hissettirebilir aslında. Aile içindeki ilişkilere şöyle daha fazla zaman geçirmek, onlarla daha fazla zaman geçirmek, evinizde küçük belki değişiklikler yapmak veya aile geleneği olarak sürdürdüğünüz aktivitelere daha fazla zaman ayırmak bu dönemin ruhuna ve bu dönemdeki yeni ay temasına çok uygun düşüyor aslında. Aynı zamanda gayrimenkul yatırımı yapmak veya mevcut mülklerinizi yenilemek gibi daha büyük kararlar almak için de çok uygun bir zaman olduğunu söylemek istiyorum. Birazcık daha bu yeni ay aslında daha yavaşlanma, birazcık kendi içimize dönme zamanı. Boğanın yerleşik ve sabırlı doğası biliyorsunuz. Hızlı ve yoğun geçen zamanlardan sonra bizi sakinleşmeye ve içsel dengemizi yeniden kazanmaya yönelik aslında mükemmel bir fırsat sunuyor bu yeni ay ile beraber. Burada sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz ve meditasyon gibi kendimize özel durumlar veya bunları özen gösterecek pratiklerle bu dönemde özellikle bizler için çok yararlı olacak. Yine doğayla iç içe zaman geçirmek, belki bahçeyle uğraşmak veya yalnız şöyle bir parkta yürüyüş yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için gerçekten çok yenileyici olacak. Bu yeni ay Koçlar için kendilerini yeniden keşfetme zamanı diyebiliriz. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar, bu yeni ay sizin birinci evinizde gerçekleşiyor. Astrolojide ben evi olarak biliniyor. Tabii ki yeni başlangıçlar, yeni girişimler ve kendinizi ifade etmeyle de ilgili birinci evdeki yeni ay. Kişisel yenilenme ve dönüşüm için gerçekten sizler için mükemmel bir zaman diyebilirim. Özellikle Boğa Burcu için bu doğal güzellikleri ve hayatın böyle keyifli yönlerini takdir etme yeteneğinizde daha da birçok vurguluyor zaten. Örneğin eğer bir Boğa Burcu bu dönemde kendinize daha fazla özen göstermeye çok net başlayabilirsiniz. Belki de böyle uzun süredir planladığınız bir hobiye zaman ayırabilir veya sağlığınıza daha fazla bu dönem içerisinde önem verebilirsiniz sevgili boğalar. Bu yeni başlangıçlar sizi böyle daha sağlam ve daha dengeli hissettirecek aynı zamanda. Şimdi birinci evinizdeki Jüpiter ve Uranüs kavuşumu oldu zaten. Sizin özgürlüklerinizi de kavuşturacak. Sizi yenilikler yapmaya da bu kavuşum zaten teşvik edecek. Belki de yeni bir iş kurma veya kariyerinizde radikal bir değişiklik yapmada bu dönem içerisinde çok net bulabilirsiniz. Örneğin yaratıcı bir alanda belki de kendi işinizi başlatmak veya mevcut işinizde yenilik projelerini üstlenmek bu dönemde karşınıza çıkabilecek güzelliklerden sadece birkaçı diyebilirim. Bu yeni ayda ayrıca Balık burcundaki Satürn'le de çok uyumlu bir açı oluşturuyor sizin burcunuz. Satürn demek disiplin ve sorumluluk gezegeni olduğunu zaten hepimiz biliyoruz ve 11. evde sizin yer alması sosyal çevreniz ve uzun vadeli hedeflerinizle ilgili ciddi taahhütlerde bulunabileceğiniz anlamına da geliyor. Mesela yeni bir sosyal çevre edinebilir veya var olan arkadaşlarınızı çok daha ciddi bağlarla güçlendirmek bu dönem içinde mümkün olabilir. Ayrıca böyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için de çok net somut adımlar atma gündemi de
olabilir. Bu yeni ay sırasında böyle doğayla iç içe vakit geçirmek, meditasyon yapmak veya yoga gibi bedensel farkındalığı özellikle arttıran aktivitelerde bulunmak sizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak gerçekten çok yenileyebilir. Doğa yürüyüşleri, bahçeyle uğraşmak veya sadece açık havada gidip kitap okumak gibi basit zevkler bile boğanın bu toprak elementiyle uyum içinde olmanızı sağlar ve ruhunuzu inanılmaz besler. Yani doğru zamanda doğru adım atmak gerçekten sizin ruhunuza çok iyi geleceğini söylemek istiyorum. Özellikle Boğa burcunda gerçekleşen bu yeni ay kişisel yenilenme, özgürleşme ve hayatınızdaki güzellikleri keşfetme fırsatı zaten sunuyor. İçsel ve dışsal olarak kendinizi geliştirebileceğiniz, hayatınızdaki değerleri yeniden tanımlayabileceğiniz bir döneme de işaret ediyor tabii ki. Kendinizi ifade etme, kendi biçimlerinizi, fiziksel özelliklerinizi genişletirken aynı zamanda hayatınızda kalıcı ve değerli yapıları da sağlamlaştırabilirsiniz. Bu iş konularında da olabilir. Her konudaki yapıyı sağlamlaştırmak için yeni başlangıçlar için de müthiş bir fırsat sunuyor sizler için de. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili İkizler Burcu, bu yeni ay için enerjisini lütfen içinizde yoğunlaştırın ve bu yeni enerjine yeni başlangıç ve hayatınızda temiz bir sayfa açmanız için tohum ekmeniz gerektiği zamanı olduğunu bilin. Güneş iletişim kurduğunuz kişileri ve yollarınızı, aynı zamanda kardeşlerinizi, kuzenlerinizi ve komşularınızla olan ilişkilerinizi temsil eden 3. evinizi zaten yönetiyor. Ev yakınında yaptığınız etkinlikler, fikir alışverişlerinde bulunduğunuz kişilerle olan iletişiminiz, seyahat ve iletişim biçimleriniz de burada tabii ki her şey bunun içinde yer alıyor. Burada telefon, mesajlar gibi iletişim formlarını, bilgi topladığınız YouTube gibi platformlara katıldığınız hatta sınıf ve atölyeleri veya workshopları da tabii ki kapsıyor. Ay ise kendinizi güvende hissetmek için ihtiyaçlarınız olan 2. evinizi, yeteneklerinizi, paranızı, nakit kaynaklarınızı, kişisel finanslarınızı, değerlerinizi ve görüşlerinizi içeriyor. Yani 2. evinizi yönetiyor. Bu yeni ayla ilgili bu konuları aklınızda bir bulundurarak başlıyorsunuz zaten. Şimdi 12. ev teması, çünkü Boğa burcunda yeni ay oluyor ama güneş ve ayın temsil ettiği tabii evlerden bahsettim. 12. ev temaları hayatınızda kişisel bilinç dışınızda, geçmişte kendinizi nasıl engeller koyduğunuzu, hatta nasıl izole ettiğiniz zamanları ifade ediyor ve bunları tekrar hatırlatıyor. Hastalık, hastaneye yatış, rehabilitasyon gibi durumları da tabii ki temsil eder 12. ev aynı zamanda. Burada meditasyon, yoga, inziva gibi ruhsal bağlantılar kurduğunuz alanları da temsil eder. Burada birazcık daha 12. ev temaları bizim de çok müdahale edebildiğimiz ev alanı değildir. Şimdi burada Jüpiter ve Uranüs'ün de burada gerçekleşen kavuşumu sayesinde aslında birazcık daha rüyalarda, sezgilerde, daha psişik yeteneklerde, özellikle geçmiş yaşamlara belki daha meleklerinize veya rehberlerinize ulaşma fırsatı sunacaktır bu yeni ay. Tabii ki 12. ev teması birazcık tanrısalla da, yüksek bilinçle de, ruhunuzla da bağlantı kurduğumuz yeri de temsil eder astrolojide. Burada içsel iyileşme adına bir tohumlar ekilecek tabii ki. Satürn kariyerinizi ve yaşam yolunuzu, hedeflerinizi temsil eden, özellikle 10. evde uyumlu bir açıyla, 11. evde uyumlu bir açıyla yer alıyor ve size yavaş yavaş aslında istikrarla ilerlemenin faydalarını da anlatıyor 10. evden. Kuzey ay düğümü hayallerinizi ve hedeflerinizi, ağlarınızı geliştiren 11. evinizde yer alıyor. Yani Koç burcunda kariyerinizi ve işinizi dönüştürme sürecinizde destekliyor. Şu anda içsel çalışmalarınıza aslında devam etmeniz çok önemli ve kıymetli olacak sizin için sevgili ikizler. Bu yeni ayda meditasyon yapmanız, yoga yapmanız, yeterince dinlenmeniz, hatta zihninizi, bedeninizi, ruhunuzun ihtiyaçlarını önemsemeniz bu Boğa yeni ayında gerçekten çok önemli olacak. Çünkü kendi içsel bir beden temizliği yapacaksınız bunları yaparken. 12. evdeki yeni ay kişisel eşyalarınızı ve güvenliğinizi nasıl kullanabileceğinizi aslında değerlendirme fırsatı da sizler için sunar. Tabii ki Jüpiter birkaç hafta içinde, özellikle Mayıs ayında
sizin evinize geçecek, ikizler burcuna geçecek. Bu da sizin daha insanlarla, daha insanların önünde daha da size fark edilir kılacaktır. Yalnızlığı geride bırakma ve sabırla öğrendiğiniz dersleri aslında bir nevi uygulama zamanıdır diyebilirim sizin için. Kendinizi neyin mutlu ve tatmin ettiğini keşfetmeye çalışıyorsunuz ve bu süreci de saygıyla karşılayacaksınız zaten. Kendinize özen göstermezseniz mutlaka bir takım şeylere evren müdahale eder ve sizi zor da olsa dinlenmeye zorlar sevgili ikizler. Bunu hiçbir zaman için aklınızdan çıkartmayın. Bu doğaya çıkmanız, birazcık yavaşlamanız, biraz hazır olduğunuzda kendinize yeni tohumlar ekmeniz için bir nevi aslında sizin kendinizi nadasa bırakmanız gerekli olduğu bir zaman olarak da size bunu ifade edebilirim. Hepimize inşallah bu yeni ay yenilikler ve güzellikler getirir ama sizler bunu bu şekilde eğer değerlendirirseniz gerçekten kendinize çok güzel şeylere adım atmış olacaksınız. Çok sabırla, güzellikle ilerlemiş olacaksınız. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar, Ay ve Uranüs 11. evinizde yer alıyor. Bu sosyal çevrenizde ve topluluklarınızda büyük değişiklikler ve yenilikler yaşanabileceğine elbette ki işaret ediyor. Örneğin yeni ve ilham verici kişilerle bu dönemde gerçekten tanışabilirsiniz veya var olan sosyal çevrenizde önemli değişiklikler yapma zamanında sizler için diyebilirim. Şimdi harita yöneticiniz olan ayın hareketlerini her zaman sizlerin biliyorsunuz ki takip etmeniz gerekiyor. Ve işte burada toprak elementinin daha sağlam, stabil ve yerleşik özelliklerini taşıyan Boğa burcunun enerjisiyle bir yeni ay yaşanıyor. Bu yeni ay sizin için çok yeni başlangıçlar ve taze bir sayfa açma fırsatı sizlere sunuyor. Özellikle finansal ve kişisel gelişim alanlarında yeni başlangıçlara girebilirsiniz, başlayabilirsiniz. Bu durum kendinizi böyle ifade etme biçimiyle uyumlu bir şekilde zaten birinci evinizde de çok güzel destekleyici bir açı içerisinde gerçekleşiyor. Güneş kendinizi böyle değerli hissettiğiniz, kaynaklarınızı yönettiğiniz, nakit paranızı yönettiğiniz ikinci evinizde buradaki yeteneklerinizi daha da ortaya çıkartmanızı sağlıyor. Bu özellikle şu demek ki yeni finansal fırsatlar arayışında belki de olabileceğiniz veya mevcut kaynaklarınızı daha verimli kullanma yollarını keşfetmeye başlayacağınız bir zamana giriyorsunuz demek tabii ki. Ay sizin aynı zamanda sağlığınız, canlılığınız, alışkanlıklarınız, gücünüz, dışa vurumunuz, görünüşünüz, kişiliğiniz ve imajınızla ilgili durumları da gösteriyor. Örneğin yeni bir diyet veya egzersiz rutini hayatınızda başlatabilirsiniz. Bu alanlarda olumlu değişiklikler de tabii ki yapabilirsiniz. Dolayısıyla Uranüs ve Jüpiter kavuşumu sizi eski hedeflerinizden biraz sıyırarak kim olduğunuzla daha uyumlu insanları bir araya, sizle bir araya getirecek. Burada yeni yerlerle, yeni şeylerle yeniden hizalanmaya karşı bu enerji sizi itekleyecek. Bu mevcut ilişkilerinizi tekrardan gözden geçirip hangi bağlantıların size artık hizmet etmediğini belirlemenize de olanak tanıyacak bu yeni ay. Tabii ki Kuzey Ay düğümü haritanızın tepesinde yer alıyor. Koç burcunda bu da tutulmaların gerçekleştiği aslında yer ve kariyeriniz, itibarınız, erişmek istedikleriniz ve ardında belki de bırakmak istediğiniz her şeyle ilgili olarak kendinizi dışa vurmanız gerektiğini de aslında gösteriyor. Belki de bu yeni bir kariyer yolunda adım atmayı da düşünebilir veya mevcut işinizde daha yüksek bir pozisyona geçmeyi kendiniz hedefleyebilirsiniz. Bütün bunlar iletişimdeki kolaylıkları ve öğrenilen dersleri de birbirine entegre etmenizde söyleyen Merkür'ün retrosunun da artık sona ermesiyle tabii ki hepsi bir araya birleşiyor. Boğa'nın bu toprak enerjisi ve istikrarlı temaları işaretlerinden sonra sizleri benzer hedeflere sahip diğer insanlarla bağlantı kurmanıza ve bunlarla beraber hareket etmenizde imkan sağlayacak
olacak. Belki bir grupla beraber dışarıya çıkmak, belki zamanınızın böyle tadını çıkartmak anlamına da gelebilir ki bunlar da zaten bizler için çok güzel ihtiyaçlar. İhtiyaçlarımızı da böyle güzel şeylerle gidermemiz gerekli. Bu yeni ay somut planlar yapma ve yeni başlangıçları meyvelerini de toplama fırsatı sunuyor. Kendinizi fiziksel olarak daha fazla böyle iyi hissedebilirsiniz. Yeni bir kendinizi hayatınızda sağlık rutini başlatabilirsiniz. Ruh, zihin ve beden sağlığınızı koruma yollarını ve bunları da başkalarıyla paylaşma zamanı da sizin için olabilir. Satürn 9. evinizde tabii ki balık burcunda böyle daha uzak kültürlerle deneyimler yaşama fırsatları da olabilir. Yeni workshoplara, atölyelere katılabilirsiniz. Yayıncılık ve yasal işlerinizle ilgili şeyler de gündeme gelebilir. Satürn çünkü buradaki arzularınızı, hayallerinizi de gerçekleştirebileceğiniz somut bir zemini taşımak için aslında burada sizleri bekliyor olacak. Bu alanlar hep bu gündemler bu yeni ayda gündeminizde yer alacak sevgili yengeçler. Tekrar bir yeni ayda, tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlar, Güneş, Ay ve Uranüs sizin 10. evde konumlanmış bir durumda. Bu ev toplum içindeki itibarınızı, kariyerinizi ve otorite figürleriyle olan ilişkilerinizi temsil ediyor. Bu konumda siz de sanki bir dağın böyle zirvesindeymişçesine çevrenizdeki insanlar tarafından aslında bir otorite figürü olarak da görülebilirsiniz. Güneş kişisel kimliğinizi, görünüşünüzü, dünya görüşünüzü hatta hedeflerinizi temsil eden yöneticiniz olan birinci evinizde aslında yer alıyor. Orayı da yönetiyor. Şimdi bu durum eğer bir siteniz varsa veya daha evvelden kurmuş olduğunuz bir kimliğiniz veya bir işiniz varsa burada kişisel güçlü yönlerinizi, alışkanlıklarınızı ve görünüşünüzü birazcık bir tık daha öne çıkarma zamanı da sizler için diyebilirim. Ay ise aynı zamanda sizin 12. evinizi yönetiyor. Bu da sizin gizemli ev rüyalarınızı, sezgilerinizi, psişik yeteneklerinizi hatta akaşik kayıtlara erişim gibi metafiziksel yeteneklerinizi olan alanı kapsıyor. Atalarınızı ve geçmişten gelen rehberlerle olan bağlantılarınız da bu evde aslında saklı. 12. ev ilahi olanla veya ruh rehberlerinizle derinlemesine bir bağ kurmanıza da bu ay, bu yeni ay aslında bir nevi olanak tanıyor. Bu yeni ay sırasında uzun vadede aslında hayatınızda neyi büyütmek istediğinize dair tohumlar ekebilirsiniz. Jüpiter ve Uranüs'ün tabii ki bu anlamdaki kavuşumu özellikle toplum önünde sizi daha görünür bir figür olarak algılanmanızı ve genişlemenizi zaten hedefliyor olacak. Uranüs zaten mevcut durumunuzu birazcık sarsarak daha fazla yetenek geliştirme veya farklı kitleler tarafından sizlere tanınma fırsatları da sunacak ve sunmaya da devam edecek. Satürn'le uyumlu bir açısıyla sizi uzun vadeli projeler inşa etmeye de tabii ki teşvik ediyor olacak. Balık burcunda yer alan Satürn hayallerinizi gerçekleştirmek için gereken zamanı ve sabrı sorgulamanıza yardımcı oluyor. Bu yeni ay hem kişisel kimliğinizle hem de daha dönüşümlerle 8. evle ilgili taze başlangıçlar ve temiz bir sayfa aslında sizlere sunuyor sevgili aslanlar. Özellikle 8. ev ortak kaynaklarınız ve işbirliklerinizle ilgili olduğu kadar derin psikolojik dönüşümleri de temsil ediyor tabii ki. Yeni ay boğa burcunun böyle yavaşlama ve anı yaşama teması altında şu anki durumunuzda daha fazla bir odaklanmanız gerektiğini zaten çok net vurguluyor. Güneş ve ay tutulmaları biliyorsunuz ki öğrenim ve seyahatle ilgili hızlı değişiklikler sizler için getirdi. Burada Uranüs'ün bu değişiklikleri günlük yaşamınıza nasıl entegre edebileceğinizi de aslında keşfetmenizi sağlayacak gibi duruyor. Şimdi bu yeni ay gelirlerinizi arttırma, kişisel kaynaklarınızı daha etkin yönetme ve yeteneklerinizi nasıl geliştirebileceğinize dair değerlendirmeler yapma fırsatını gerçekten size sunacak. Belki yeni bir ev satın almayı düşünüyorsunuzdur. Büyük projelere girişmeyi de planlıyor olabilirsiniz veya yeni bir iş kurmayı da hedefliyor olabilirsiniz. Bu her neyse bu yeni başlangıçları aslında bu yeni ayda yapabilme olanağınız hepsi mümkün.
otorite figürleri olarak algılanmak için bu yeteneklerinizi de keşfederek nasıl kullanabileceğinizi de aynı zamanda keşfedebilirsiniz. Uranüs finansal büyüme ve istikrarın ötesinde gelirlerinizi arttırma ve kaynaklarınızı etkin bir şekilde yönetme yollarını da düşünmek için sizlere gerçekten çok büyük olanaklar sağlayacak. Tabii ki bu dönemde yine sağlıklı yaşam planları yapma ve bunları iş veya kariyer yolunuzda nasıl uygulayabileceğinizi, özellikle toplum önünde nasıl kendinizi sergileyebileceğinizi düşünme zamanında diyebilirim. Bu süreç biraz toplum önündeki itibarınızı nasıl yansıtmanız gerektiğini, bu yolda nasıl ilerlemenizi gerektiğini size çok net bu yeni ay zaten anlatacaktır sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar, bu Boğa yeni ayı sizlere yenilenme, taze bir başlangıç fırsatı sunuyor. Bu dönem özellikle kişisel gelişim, sağlık ve kariyer alanlarında gerçekten yeni adımlar atmanız için çok ideal bir zaman diyebilirim. Boğanın toprak elementi Başak Burçları'nın hayatında gerçekten sağlam ve kalıcı değişiklikler yapma arzusunu da tabii ki tetikliyor. Geçmişte yaşanan zorluklar ve sıkıntılar bu yeni ay ile birlikte gözden geçirilip şöyle derinlemesine bir içsel dönüşüme elbette ki yol açabilir. Örneğin borçların ödenmesi veya eski alışkanlıklardan kurtulma gibi somut adımlar bu dönemde atılabilir. Bu süreçte psikolojik olarak rahatlama, geçmişteki travmalarla yüzleşme fırsatı da elbette bulabilirsiniz diye de söylemek istiyorum. Şimdi Boğa yeni ayı sağlığınıza da çok daha fazla önem vermenizi ve kendinize aslında iyi bakmanızı da sizi teşvik edecek. Birazcık daha yavaşlama ve mevcut anın özellikle tadını çıkarma temaları çok ön plana çıkacak zaten. Belki doğa içerisinde yürüyüş yapmak, meditasyon uygulamak veya sağlıklı beslenme düzenine geçmek gibi aktivitelerle kendinize çok net zaman ayırabilirsiniz. Bu dönemde fiziksel ve zihinsel sağlığınızı destekleyecek rutinler geliştirmek sizler için gerçekten çok önemli olacak diye de belirtmek istiyorum. Tabii ki Jüpiter'in 10. evinize geçişiyle birlikte kariyerinizde çok yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yeni ay tabii ki öğretme, yayıncılık veya hukuki işler gibi alanlarda aslında sizlere yeni başlangıçlar yapma potansiyelini de sunuyor. Ayrıca otorite figürü olarak tanınma veya mevcut işinizde özellikle daha yüksek bir pozisyona ulaşma şansınızı da arttıracak gibi duruyor. İş hayatınızda uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için sabırlı olmanız ve adım adım ilerlemeniz gerektiğini de lütfen unutmayın sevgili Başaklar. Bunu hatta aklınızdan hiç çıkartmayın. Bu yeni ay önemli ilişkilerinizi ve sosyal çevrenizi tekrardan gözden geçirme fırsatı elbette ki size sunacak. Ailenize veya arkadaşlarınıza benzer duygusal böyle derinliğe sahip sizlerle uyumlu olan kişilerle bağlarınızı güçlendireceksiniz bu yeni ayda. Onlarla daha fazla vakit geçirebilirsiniz bu dönemde. Sevdiklerinizle özellikle kaliteli zaman geçirmek, duygusal destek aslında bütün kendi fiziksel sağlığınıza da çok iyi gelerek sizi çok güçlendirecek. Boğa yeni ayı Başak Burçlar için birçok alanda aslında yenilikler ve gelişim fırsatları sunuyor. Şimdi bu dönemi hem kişisel hem de profesyonel anlamda kendinizi yenilemek ve güçlendirmek için özellikle çok net kullanabilirsiniz. Kendinize yatırım yapmak uzun vadede hem ruhsal hem de maddi anlamda size çok büyük geri dönüşler mutlaka sağlayacaktır. Yeni başlangıçlar için lütfen cesur adımlar atın. Hayatınızda istikrarlı ve olumlu değişiklikler bu yeni aile birlikte çok net yapabilirsiniz sevgili Başaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Terazi Burcu ve Yükselen Burcu Terazi olanlar, şimdi Boğa yeni ayı sizler için, Terazi Burçları için derinlemesine gerçekten dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecini aslında sizler için başlatıyor diyebilirim. Bu yeni ay sizin 8. evinizde gerçekleştiği için özellikle bu ortak kaynaklar, birazcık duygusal bağlar ve içsel dönüşüm konularında ön plana çıkartacak demektir. Terazi burçlar için bu yeni ay ortaklaşa yürütülen finansal ilişkilerden tutun duygusal ilişkilere kadar yeni başlangıçlar anlamına aslında gelebilir.
Örneğin birlikte yatırım yapılan işlerde veya mülk alım satımlarında yeni kararlar alabilirsiniz. Aile üyeleriyle veya iş ortaklarıyla paylaşılan kaynaklar konusunda gerçekten yeni düzenlemeler yapılabilir. Eski eşlerle alakalı nafaka veya çocuk desteği gibi konular tekrar gündeme gelebilir. Ve bu konulara da taze bir bakış açısı getirilebilir bu yeni aile beraber. Şimdi 8. ev aynı zamanda bizim psikolojik dönüşümümüzü de temsil eder. Bu yeni ay terazi burçlarının hayatında özellikle eski alışkanlıklarını terk etmeleri ve yeni bir benlik bilinci geliştirmeleri için de çok uygun bir zaman sunacak bizlere. Derin kişisel sorgulamalar ve kendinizi böyle keşfetme süreçleri bu dönemde gerçekten çok ön plana çıkabilir ve çıktığı zaman da mutlaka değerlendirmenizi söylemek istiyorum. Tabii Uranüs 8. evdeki konumuyla size beklenmedik değişiklikler ve sürprizler de hayatınızın içerisine getirecektir. Terazi burçları özellikle finansal ve duygusal olarak gerçekten biraz beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirler. Bu dönemde burada kendinizin dışında birazcık daha çıkarak böyle düşünmek, geleneksel olmayan çözümler üretmek özellikle çok önemli hale gelecek. Çünkü klasik bir yoldan gitmekle gerçekten sorunları çözemeyeceksiniz. Satürn balık burcundaki konumuyla hayaller ve sezgiler alanında size destekleyici bir rol sunacak tabii ki. Burada terazi burçlar için uzun vadeli hedeflere birazcık daha sabırlı ve metodik bir yaklaşım sergileme ihtiyacınız da ön plana çıkaracaktır. Günlük rutinler ve alışkanlıklar üzerinde çalışmak bu hedeflere ulaşma da zaten kilit rol oynayacak. Yeni ay terazi burçlarının önce bir kendilerine bakmaları gerektiğini hatırlatıyor. Şimdi kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak, sağlıklı alışkanlıklar kendinizde geliştirmek, kendinize yeterince zaman ayırmak bu dönemde özellikle sizin için çok önemli olacak sevgili teraziler. Ayrıca hayatlarınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde şöyle bir değerlendirmeniz gerekecek. Bu ilişkileri daha sağlıklı bir temele de oturtma fırsatı da aslında bulacaksınız. Şimdi boğa yeni ayı terazi burçlar için hem maddi hem de manevi anlamda yenilenme süreci dedik. Bu dönemde finansal düzenlemeler yapmak kendiniz adına, duygusal bağlarınızı özellikle güçlendirmek ve kendi içsel dönüşüm süreçlerinizi de derinleştirmek gerçekten bu yeni ayla çok mümkün. Özellikle bu Uranüs'ün getirdiği sürprizler ve Satürn'ün sağladığı sabırlı ilerleme terazi burçlarının bu yeni başlangıçlardan en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacaktır. Bu yeni ayın sizlere bereket ve güzellik getirmesini temenni ediyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Akrep burcu ve yükselen burcu akrep olanlar, boğa yeni ayı sizlerin 7. evinde gerçekleşiyor. Bu ev ilişkiler, ortaklıklar ve açık düşmanlıklarla ilgili olan bir ev. Yeni ay bu alanda yeni başlangıçlar yapma fırsatını sizlere sunuyor. Bu da iş ve kişisel ilişkilerde taze bir sayfa açılması anlamına gelebilir. Yeni ay akrep burçlarının önemli değerleriyle olan ilişkilerinde ve iş ortaklıklarında daha yenilikçi fikirler ve sürpriz gelişmeler hayatınıza getirebilir. Uranüs'ün bu konumda olması beklenmedik olaylar ve durumların ortaya çıkabileceğini zaten çok net gösteriyor. Örneğin bir iş ortaklığında belki de beklenmedik bir fırsat ortaya çıkabilir veya bir ilişkinizde de ani bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bu süreçte akrep burçları çok esnek olmalı ve gelen değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamaya çalışmak çok önemli olacak bu dönem içerisinde. Satürn uzun vadeli hedeflere ulaşmanız için zaten sabır ve disiplin getiren süreçlerde sizlere rehberlik edecek. 5. evdeki konumu yaratıcılık, çocuklar ve romantik ilişkilerle ilgili konulara odaklanmanızı da gerektirecek. Şimdi akrep burçları için bu duygusal olarak yatırım yaptıkları her projede veya ilişkilerinde bir defa sabırlı olmaları gerektiğini vurguluyor. Burası çok net. Tabii ki Merkür'ün artık retro hareketini bitirip ileri harekete geçmesi ve 7. evinize geçişi gerçekten akrep burçları için anlaşmalar, sözleşmeler ve yeni önemli müzakerelerde iletişimde zaten çok kolaylaştıracak. Şimdi bu dönem sözleşmelerinizi bir defa yeniden bir gözden geçirebilirsiniz veya yeni anlaşmalar yapmak için de zaten
Bu boğa yeni ayı çok ideal bir zaman olduğunu sizler için söyleyebilirim. Açık ve etkili bir iletişim kurun lütfen. Akrep burçlarının karşılıklı yarar sağlayacak şekilde ilişkilerini veya ortaklıklarını güçlendirmelerine bu çok yardımcı olacak açık dille kurduğunuz her iletişim. Yeni ay akrep burçlarının kendi işlerine dönüp bakmaları için de çok güzel bir fırsat sunuyor. Kendi sağlığınız, mutluluğunuz ve kişisel gelişiminiz üzerinde biraz düşünmeniz çok önemli bu yeni ay sürecinde. Finansal ve duygusal kaynaklarınızı şöyle bir gözden geçirmeniz, nelerin gerçekten gerekli olduğunu ve hayatınızda kimlerin kalıcı olması gerektiğinde belirlemeniz bu yeni ay sürecinde gerçekten sizin için çok önemli. Boğa yeni ayı sizler için hem ilişkilerinizde hem de kişisel gelişiminizde yeni başlangıçlar yapmak için mükemmel bir zaman sunuyor sevgili akrepler. Uranüs'ün getirdiği sürprizler ve Satürn'ün sağladığı sabır, Merkür'ün kolaylaştırdığı iletişimle akrep burçları hayatlarını böyle daha tatmin edici ve daha anlamlı hale getirecek değişikliklere çok net bu ay başlatabilirler. Bu yeni ayda kendi içlerinize dönüp gerçekten ne istediğinizi sorgulamanız ve bu yeni döngüde neler yapmak istediğinize karar vermeniz ancak gerekmektedir. Sağlam adımlarla doğru ilerleyeceğinizi zaten düşünüyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Yay burcu ve yükselen burcu Yay olanlar, Boğa burcunda meydana gelen yeni ay sizler için 6. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev günlük rutinleriniz, sağlık, çalışma koşullarınız ve hizmet etme alanlarınızı tabii ki kapsıyor. Yeni ay bu yaşam alanlarında yeni başlangıçlar ve sizlere taze bir sayfa açma fırsatı sunuyor elbette ki. Yeni ay Yay burçlarının sağlık rutinlerini şöyle bir gözden geçirmelerini, belki de yeni sağlık alışkanlıkları edinmeleri için mükemmel bir zaman olarak sizlere geliyor diyebilirim. Örneğin daha sağlıklı beslenme düzenine geçmek, düzenli egzersizler yapmaya başlamak veya stres yönetimini daha tekniklerle uygulayarak, daha değişik yollar arayarak, bularak kendi hayatınızı, günlük rutinlerinizi, günlük yaşadığınız stres alanlarını daha düşürebilirsiniz. Tabii ki Uranüs'ün etkisiyle de bu değişiklikler hayatınızda beklenmedik şekilde de gerçekleşebilir. Veya yer burçları kendilerini daha tamamen yeni, farklı böyle sağlık yaklaşımlarına çok açık bulabilirler. Uranüs'ün dediğim gibi yenilikçi enerjisi iş hayatınızda hem sürpriz fırsatlar hem de size beklenmedik değişiklikler getirecektir. Şimdi sizler için mevcut işinizde veya hizmet verdiğiniz alanlarda birazcık daha böyle düşüncelerinizin dışına çıkması çok önemli olacak. Çünkü gerçekten Uranüs buradayken bu şekilde sizi buna teşvik edecek zaten. Bu süreçte yeni projelere başlamak veya mevcut iş süreçlerini daha etkin hale getirerek teknolojik yenilikleri de benimsemeniz mümkün olabilir. Tabii ki Satürn'ün açısı yay burçlarına uzun vadeli hedeflere, daha sabırlı ulaşmalarına yardımcı olacak. Özellikle maneviyat, içsel büyüme ve kişisel gelişim alanlarında daha derinlemesine bir dönüşüm ve olgunlaşma süreciyle sizi destekleyecek. 5. evdeki Satürn, yaratıcılık, çocuklar ve romantik ilişkiler gibi konularda daha sabırlı ve disiplinli bir yaklaşımla ilerlemeniz gerektiğinde çok net sizlere anlatacak tabii ki. Merkür retro hareketinden artık çıktı ve Merkür'ün bu ileri hareketi sizler için önemli ve iş diğerleriyle veya iş ortaklarıyla yapacağınız anlaşmalar yapmanızı, müzakerelerde bulunmanızı daha da bir kolaylaştıracak artık bu retrodan çıkıp direkte geçmesi. Bu dönem sözleşmeleri yeniden gözden geçirebilirsiniz veya yeni ortaklıklar kurmak için de çok uygun bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Açık iletişim her iki tarafında faydasını olan sonuçlar doğurabilir tabii ki. Boğa yeni ayı yay burçları için hem sağlık hem iş hem de kişisel gelişim alanlarında yeni başlangıçlar yapma fırsatı da sizlere sunacak. Uranüs'ün getirdiği bu beklenmedik değişiklikler ve Satürn'ün sağladığı sabır ve disiplinle yay burçları hayatlarını daha tatmin edici, daha anlamlı hale getirecek değişiklikleri hayatın içerisinde başlatabilirsiniz. Kendi içinize dönüp gerçekten ne istediğinizi sorgulamanız, bu yeni döngüde neler yapmak istediğinize özellikle karar vermeniz mutlaka gerekmektedir. Bu süreç aynı zamanda sizlerin finansal ve duygusal bağlarını da güçlendirmenize
çok olanak tanıyacaktır sevgili yaylar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Burcu ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Boğa burcundaki bu yeni ay Oğlak burçlarının bir defa 5. evinde gerçekleşiyor. Şimdi bu ev çocuklar, yaratıcılık, aşk ilişkileri ve kişisel zevkler gibi konuları kapsıyor biliyorsunuz. Uranüs'ün de bu evde yer alması bu alanlarda beklenmedik değişiklikler ve yenilikler getireceğini aslında son derece bir göz kırpıp işaret ediyor bizlere. Yeni ay Oğlak burçları için yaratıcı projelerde veya hobilerde yeni başlangıçlar yapma fırsatı sizlere sunacak tabii ki. Örneğin uzun süredir belki de ilgilenmek istediğiniz fakat bir türlü fırsat bulamadığınız bir sanat dalına başlamak veya mevcut yaratıcı yeteneklerinizi genişletmek için de gerçekten mükemmel bir zaman. Yani çok net başlayabileceğiniz bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Uranüs'ün tabii ki yenilikçi etkisi geleneksel olmayan sanat formlarına veya modern teknolojileri özellikle kullanarak yaratıcılığınızı daha da iyi ifade etme yöntemlerine de ilgi duymanıza sizin neden olabilir tabii ki. 5. ev aynı zamanda romantik ilişkileri de temsil eder. Aşkı da temsil eder tabii ki. Yeni ay eğer mevcut ilişkinizde belki de yeni bir sayfa açmanıza veya yeni bir aşk ilişkisine adım atmanıza olanak tanıyabilir. Uranüs'ün tabii ki beklenmedik bu sürprizlerle dolu enerjisi size böyle sıra dışı, heyecan verici yeni biriyle de tanışma ihtimalini de arttırabilir. Tabii ki evli oğlaklar için eğer çocuk sahibiyseniz veya çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız yeni ay çocuklarınızla ilişkinizi güçlendirmek veya aileye yeni bir birey katma konusunda da gerçekten çok önemli kararlar almanız için de bir dönüm noktası olabilir sizler için. Uranüs'ün etkisiyle tabii çocuklarınızla olan ilişkilerinizde çok beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik hayatınızda yeni bireyler katılabilir veya onların hayatlarında önemli değişiklikler olabilir tabii ki. Güneş'in aynı zamanda 8. evinizde yönetmesi böyle derinlemesine bir dönüşüm. Yeniden bir doğuş temasını da tabii ki vurguluyor. Bu finansal ortaklıklar veya duygusal bağlarla özellikle ilgili derinlemesine değişiklikleri de hayatınız içerisinde işaret ediyor. Yeni ay bu konularda daha fazla böyle şeffaflık ve yenilenme fırsatı sizlere sunuyor. Tabii ki artık Merkür de biliyorsunuz retrodan artık ileri hareketine başladı ve Satürn'ün sizin 3. evinizdeki güzel ilişkisiyle beraber iletişimdeki engellerin azalmasına ve özellikle de kardeşler, komşular veya yakın çevrenizdeki ilişkilerinizde daha olumlu gelişmelere işaret ediyor. Şimdi bu dönemde etkili iletişim kurarak sosyal çevrenizde daha güçlü bağlar kurabilirsiniz sevgili oğlaklar. Şimdi boğadaki yeni ay oğlak burçları için yaratıcılık, aşk, kişisel zevkler alanında gerçekten çok yeni başlangıçlar sizlere sunuyor. Tabii ki Uranüs'ün de bu güzel sürprizlerini lütfen kabul edin ve bu sürprizlerle dolu etkisi bu değişimleri daha da çünkü sizin için heyecan verici kılabilir. Aynı zamanda derinlemesine dönüşüm ve yeniden doğuş için de bir fırsat sunuyor. Bu dönemde hayatınızın bu alanında neler yapmak istediğinize dair lütfen kararlar alırken her zaman kendinizi ifade etme ve kişisel büyüme fırsatlarına lütfen açık olun sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar, Güneş sizin 7. evinizde etki altına alacak bu yeni ayda. Bu hayatınızdaki önemli kişilerle olan ilişkileriniz de tabii ki kapsıyor. İşbirlikleri, romantik partnerlikler, en yakın arkadaşlarınız ve hatta açık düşmanlarınızla olan dinamikler üzerinde de düşünmeniz gereken bir dönem sizler için diyebilirim. Yeni ay tabii ki sizin için 4. evinizde olmasına rağmen yöneticilerin etkisi altında olan evleri gündeminize alacak demektir. Eski sevgililer ve zorlu düşmanlarla ilgili durumlara ele almak bu dönemde ilişkilerden dersler özellikle çıkararak onları iyileştirme ve güçlendirme şansınız çok net bu yeni ay ile beraber olabilir. Ay tabii ki günlük alışkanlıklarınızı ifade eden 6. evinizi de yönetiyor. Bu kendinize birazcık özen göstermeniz gerektiğini hatırlatacak size bu yeni ay. Sağlığınız, beslenme şekliniz buradaki bu evde birazcık daha ön plana çıkacak. Sağlık uzmanlarıyla belki görüşmek, ruhsal rehberlerle
bağlantı kurmak çünkü aynı zamanda bunu da gösterir. Veya destekleyici, kendinize meditatif destekleyici gruplarla etkileşimde bulunmak için çok uygun bir zaman olduğunu söylemek istiyorum. Kendinizi fiziksel ve duygusal olarak nasıl beslediğinizi lütfen gözden geçirin. Bu yeni ay sürecinde 3. evinizdeki iletişim ve seyahat konularında yaşanan tutulmalar, günlük etkileşimlerinizde sağlıklı sınırlar aslında oluşturmanıza mutlaka yardımcı olmuştur demek istiyorum. Artık Merkür'ün de retrodan çıkıp direkte geçmesi doğru hareketiyle iletişimdeki bazı karışıklıklar da sona eriyor. Önümüzdeki dönem için çok daha net planlar yapabilirsiniz artık. Jüpiter ve Uranüs'ün tabii ki kavuşumu size daha bir özgürlük, daha bir yeniliği hayatınızda vurgulayacak. Şimdi bu transit yaşam tarzınızda beklenmedik değişiklikler elbette ki getirebilir. Belki de bir yeni bir hobi edinebilirsiniz. Belki yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Kişisel özgürlüğünüzü bir defa arttıracak kararlar mutlaka alacaksınızdır. Satürn'ün 2. evinizdeki varlığı biraz finansal güvenliğinizi ve kişisel değerlerinizi de tabii ki çok öne çıkartıyor. Bu dönemde maddi kaynaklarınızı yönetme ve uzun vadeli özellikle güvenlik sağlama konusunda çok disiplinli olmanız gerekebilir. Tabii ki Satürn'ün desteğiyle finansal hedeflerinize ulaşmak için çok somut adımlar hayatınızda atabilirsiniz. Bu yeni ay sizlerin Boğa burcundaki bu yeni ay daha sabit, daha kararlı doğasına da tabii ki yansıyacak. Yaşamınızda şöyle bir derinlemesine bir tatmin duygusu arayışınızda size rehberlik edecektir. Günlük rutinlerinizde keyifli değişiklikler yaparak hayatın daha basit zevklerini daha fazla takdir etmeye lütfen odaklanın. Evde bir yeni bahçe alanı kurabilirsiniz hobi olarak. Meditasyon yapmak veya sadece sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek bile yeterli olabilir. Bu yeni başlangıcın getirdiği huzuru hayatınızda pekiştirip alabilirsiniz. Kendinize daha çok yeni alan açmanızı da sağlayabilir sevgili kovalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili balık burcu ve yükselen burcu balık olanlar, bu yeni ay 3. evinizde iletişim ve bağlantılarla dolu bir alanda gerçekleşiyor ve Uranüs'ün etkisi altında tabii ki olacak. Çünkü yeterince yakın ve etkili bir durumda. Güneş 6. evinizi yönetiyor. Bu da kendinize iyi bakmanız gerektiğini, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı korumanız gerektiğini ve bunların arasında da uyum sağlamanız gerektiğini gösteriyor. Örneğin bir danışmanlık seansı alıyorsanız veya destekleyici bir kadınlar grubuyla buluşmalar yaparak ruh sağlığınızı desteklemek için de çok önemli aktiviteler olabilir sizler için. Bunları da yapın zaten. Ay 5. evinizi yani eğlence, neşe, aşk, çocuklarla ilgili olan alanı yönetiyor. Bu kendinizi daha ifade etme, yaratıcılık yapma, risk alma arzunuzla ifade eder tabii ki. Uranüs'ün burada konumlandırılmasıyla yeni beklenmedik başlangıçlar yapmaya bir defa hazır olmalısınız. Yeni ay Boğa burcunun daha sabit, daha stabil ve yavaş hareketlerini de tabii ki yansıtıyor hepimizin hayatına. Bu hayatın birazcık daha basit zevklerini öne çıkarmak olabilir. Yemek, içmek, doğada olmak ve anı yaşamak, yavaşlatarak hayatın tadını çıkartmak ve geçirmek anlamına da gelebilir tabii ki. Uranüs sürprizler ve yenilikler sunacaktır sizin hayatınıza da. Burada 2. ve 8. evlerinizde mali kaynaklarınızda, kişisel varlıklarınızda ve ortaklaşa kaynaklarınıza yeni bir bakış açısı getirecektir. Jüpiter ve Uranüs tabii ki kavuşumu bu dönemde özellikle daha teknoloji ve bilim yoluyla çevrenizdeki insanlarla olan bağlantılarınızı genişletme fırsatı sunacak sizlere. Bu hem yakın hem de uzaktaki insanlarla özellikle iletişim kurarken yeni yollar denemenizi elbette ki sağlayabilir. Satürn 1. evinizde yer alarak size hedeflerinizde ve hayallerinizde doğru, sabırlı ve metodik bir şekilde ilerlemenizi sağlayacaktır. Yine Satürn'ün zorlukların üstesinden gelmek için size gereken disiplini ve dayanıklılığı da verecektir. Bu hem içsel hem de dışsal dünyanızda çok daha sağlam bir temel oluşturmanıza da yardımcı olacaktır tabii ki sevgili balıklar. Bu yeni ay sadece böyle kısa vadeli hedefleriniz için değil, aynı zamanda uzun vadeli büyüme ve gelişim için de yeni tohumlar ekmenize sebep olabilir. Gerek mali kaynaklarınızı gerekse kişisel yeteneklerinizi etkin bir şekilde yönetme yollarını lütfen bu yeni ay ile beraber keşfedin.
iletişimde daha etkin olmak ve günlük planlarınızı daha iyi planlamak ve teknolojiyi özellikle daha iyi kullanmak, daha akıllıca kullanmak bu süreçte size çok yardımcı olacaktır. Son olarak bu süreci hem maddi hem de manevi olarak kendinizi güvende hissedeceğiniz bir yaşam inşa etmek için bir fırsat olarak lütfen görün. Kendi iç dünyanızla ve sevdiklerinizle derinlemesine bağlantı kurarak gerçekten sizi neyin mutlu ve neyin tatmin ettiğini bu yeni ayla beraber keşfedin. Bu yeni başlangıçlar çünkü hem içsel hem de dışsal olarak sizi hem besleyecek hem de sağlam temeller atmanıza olanak tanıyacaktır. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.